Merhabalar. Merhaba abi. Merhabalar Yasin. Şimdiki skecimiz kalp kerizi 2. Konu ne? Ne anlatıyoruz? Konu şimdi kalp kerizi çok popüler bir konu aslında. Biraz kripto paralarla ilgili bir aile kulaktan dolma bilgiyle kripto para işine giriyor. Süper. Hilmi Fatma Cihan yazdı. Kripto paraya bilgisizce giren bir ailenin hikayesini izleyeceğiz. Çok güzel. Ve herkese iyi seyirler diliyorum. Ulan bir de erkekler bebek bakamaz derler. Allah bir saattir sürüyorum bak bütün tümseklerden geçtim bir kere bile uyanmadı. Sercan nereye park edeyim bunu? İrfan amca sen şöyle bırak ben onu yatırırım birazdan. Ya bırakın çocuğu falan zaten uyuyor. Şu şeye bak koyunlara bak artmış mı ne olmuş? Baba öyle her dakika bakılmaz insan canı sıkılır. Lan canım sıkıldığı için bak diyorum zaten o kadar yatırım yaptık ya. Ben anlasam ben bakacağım. Dur ben bakayım abi. Heh, bak bakalım ne olmuş. Çok kazanacağız değil mi lan? Biraz düşmüş ama çok da zarar etmemişsin canım. Biraz düşmüş zarar etmemiş. Ulan hani bu işten zarar edilmiyordu? Zarar ediyoruz işte düşmüş. Şey baba patron dedi ki çalışanlara bana güvenin dedi yurt dışına çıkmadan. Ben her şeyi halledeceğim dedi. Yurt dışına çıkmadan önce mi dedi? Evet. Abi senin koyunlar yine düştü ya. Ama merak etme ya ana para duruyor. Heh ana para dursun ana para önemli. 150 bin lira sonuçta az para değil ana para önemli. Yok 150 bin lira değil abi 5 bin lira. 5 bin mi? Ne 5 bin lira? Az önce ana para duruyor dedin. Evet dedim. Sen bu paranın 5.000 lirasını anamdan almadın mı? Ana para duruyor işte. Anam. Ha? Anam. Anam, 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 anam. Abi böyle anam, anam, anam diyerek ana parayı arttıramazsın. Sercan, şu patronu bir ara bakayım. Niye bu kadar düşüyor ya bu? Bir ara bakayım ne olmuş lan? Alo. Heh, iyi. İyi diyor. Allah Allah. Ne oldu? Tamam ya, biz de korktuk. Bir şey oldu zannettik. Ah, kötü bir şey yok güzel, iyi. Ne diyor, ne olmuş? Aradığınız kişiye ulaşılamıyor diyor. Nasıl? Ulan Sercan, ulan Sercan! Senin ne işin var koyuncularla ya? Çalışacak başka şirket mi bulamadın? Niye öyle diyorsun İrfan abi? Ben ayın elemanı oldum. Ulan 10 gün olmuş işe gireli. Ay bitmeden ayın elemanı mı olmuş? Ben bittim ya. Ocağımla incir ağacı dikildi benim ya. Sen nereden geldin benim başıma damat oldum ya? Beni bitirdin ya. Tamam, ben bir de şirket arayayım. Ara bakayım. Çalıyor mu? Çalmış kesin. Lan sen bir sus! Böyle bir numara yok diyor. Ulan ya, ulan ya. Ben bu yaşıma geldim, ben de böyle bir numara görmedim. Ya ne yapacağız? Tamam, biraz bekleyelim. Belki artar baba. Artar mı diyorsun? Artar değil mi lan? Artar ya. Artsın ya. Bak bakalım artmış mı lan? Bu siteye girilmiyor abi. Nasıl girilmiyor? Ana uzun bir yazı paylaşmışlar. Ne paylaşmışlar lan? Şöyle, ben sana özet geçeyim. Lafı dolandırmadan anlat. Dolandırmadan olmaz. Oğlum dolandırmadan anlatıyorum, söyle. O kadar dolandırılmışsın, ben de biraz lafı dolandırayım. Ne var bunda? Nasıl dolandırılmışım? Ver lan bakayım, ne yazıyor? Sizden aldığım paralarla İngiltere'ye tatile gittim. Oh, çatır çutur yiyeceğim. Hepiniz bittiniz. Hepinizi dolandırdım. Keyfim keyif. Ne yapacağım lan ben? Ne yapacağım ulan ben? 150 bin lira az para mı lan? Ben her şeyimi yatırdım oraya. Feride beni öldürecek. Ama öncesinde ben seni öldüreceğim Sercan. Gel lan buraya git. Gel. Gel. Gel lan gel. Gel. Ne yapıyorsunuz siz diye bir sorayım ben. Şey yapıyorsun. Uzun eşek oynuyorsun. Uzun eşek. Tam abim Sercan atlıyordu sen geldin. Sen geldin. Tam atlıyordum. Hatta ben atlayayım göstereyim sana. Geldim. Bizim köyün imamı alttan verir samanı üstten çıkar dumanı attı battı kaç attı kaç battı kaç çift babacım çift lan çift lan çift ne çift lan çift değil tek 5.000 koskoca adamlar utanmıyor musunuz ayıp denen bir şey var ya ya benim canım Sercan çocuğun yemek saati geldi sen uyandır. Tamam. Zeyra Nur'u ben de süt ısıtayım. Seni Allah gönderdi. Allah gönderdi. Ben sana göstereceğim. Baba çocuk yok. Ne? Nasıl? Vallahi yok. Çocuk nasıl yok lan? Ya. Şuraya sıkışmıştır. Tekere mi sıkıştı? Ne abi çocuğu da mı kaybettiniz? Ne kadar şanssız bir günündesin. Sürekli kaybediyorsun ya. İrfan abi sen kullanıyordun arabayı abi. Evet ben kullanıyordum. Bütün tümseklerden o çocuğu uyandırmadan geçtim ben.
Lan gerizekalı! Arabanın içinde çocuk mu var ki uyansın? Aşk olsun abi. Olsa da uyandırmazdım ben. Bütün tümseklerden güzelce geçerdim ben. Tamam mı? Bebek arabası kullanmama laf ettik ben. Hanimiş benim torunum. Hanimiş. Hanimiş benim küçüğüm. Hanimiş. Hanimiş biz de onu konuşuruz. Hanimiş bebeğimin bebeği. Hanimiş. 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 Hani nerede çocuk? Şey anne ben odasına gittim onu uyandırmaya kızdı bana. Kızdı mı? Evet ben parkta çok yoruldum yemeyeceğim sahurda yerim dedi. Ulan çocuk daha baba demiyor bu kadar uzun cümleyi nasıl kursun ya? Yalan attığını çok belli ediyorsun Sercan. Ay, evet İrfan haklı Sercan hadi git uyandır. Uyandır mı? Ha? Yenge bence senin uyanman gerekiyor ya. Yorgun görünüyorum değil mi? Vallahi ben kaç gecedir uyuyamıyorum ya. Ne yorgun ya sen bayağı ayakta uyuyorsun. Uyandırmasana lan. Ay uyandırsın Mücahit ne demek uyandırmasın? Aç açına mı oyuncak çocuk? Tamam. Size daldım bak buz gibi oldu bu. Ben bunun yenisini ısıtıyorum. Sen de Zehra Nur'u getir hadi. Tamam ama uyanmayabilir anne uykusu biraz ağır. Evet evet uykusu bayağı anneannesine çekmiş bunu ya. Anlamıyorum ya. Evet, biraz ciddiyedim. İrfan abi, sen niye bizimle birlikte hareket etmiyorsun abi? Oğlum biz Anadolu ateşimiz. Niye birlikte hareket edelim ya? Ya İrfan, oğlum sen olaylara karışmasan daha çabuk çözülecek. Bir sus sen, sus. Kurban olayım bir sus ya. Ya Sercan, nerede kaybetmiş olabilir bu çocuğu? Bir düşün bakayım ya. Ben ya. En son kaydırağın başında bekliyordum. Evet. İrfan abi de yukarı çıktı. Tamam. Zehra Nur'u atacaktı, ben de tutacaktım. Tuttun mu? Tuttum ama İrfan abiyi tuttum. İrfan'ı mı tuttun? Bayağıdır kaymıyordum abi. Vallahi kapıya gideyim, gideyim bak. Sen git. Sen çocuğa bak. Bir... Aha. Kimse bana sütüyorsun. Geliyor. Oğlum ne yapacaksın? Bir anne. Ne yapacaksın? Tamam bana bırak. Bana bırak. Tamam bırak. Bana bırak. Hani getirmemiştin? Yengeciğim Sercan dedi ki bu çocuk dedi ileride çok değerlenecek dedi. Ne diyor lan? Varınız yoğunuz neyiniz var neyiniz yok hep bu çocuğa yatırın dedi. O yüzden mi yatıyor içeride? Ne diyor bu be? Tabii koyun kaybolunca çocuk da değerini düşürdü. Ama diğer koyunlar parkta sallanıyor. Kimisi kaydırakta, kimisi geziyor. Yani sırf çocuğu getirmemek için üşengeçlikten saçma sapan hikaye anlatıyorsunuz ha. Tamam, ben getiririm neyse. Sen dur Feride'm. Ben bakarım. Sen dur abi. Ben bakarım. Oğlum Sercan, ihaleyi niye bana bıraktın ya? Ben bakarım İrfan abi desene. Ya yani üşengeç heriflersiniz. Tamam. Ben gider bakarım. Allah Allah. Oh ya, ne güzel hallettin olayı ya. Halledeceğimi söylemiştim. Lan ne halletmesin? İyice içine sıçtın. Kadın içeri gitti. Ne yapacaksın? Çocuk kaçırmışlar. Çocuk kaçırmışlar. Çocuk kaçırmışlar. Sercan sana inanmıyorum Sercan. Oturun. Oturun. Ya siz nasıl insansınız ya? Seçtim Sercan. Anladım. Çocuk evet de var. Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Ya ben size güvenemeyecek miyim ya? Ne oldu? Ya parkın önünden geçiyorum. Bir baktım bir kalabalık. Dedim ne oluyor burada? Dediler bir bebek kaybolmuş. Annesiyle babasını arıyoruz. Dedim ben de yardımcı olayım. Bir baktım herkes Zehra Nur'un etrafında. Benim çocuğum diyemedim utancımdan. Başladım ben de kendimi aramaya. Allah. Kendimi kaybettim. Nasıl bulayım? Kendimim ya. Sonra dedim bu iş böyle olmayacak. Aldım çocuğu koşmaya başladım. Kendi çocuğumu kaçırdım ben ya. Ben sizin yüzünüzden kendi çocuğumu kaçırdım ya. Allah da sizi bildiği gibi yapsın. Amin. Nasıl yaptınız bunu? Siz bunu nasıl yaptınız? Nasıl çocuğu parkta bırakıp geldiniz? Özür dilerim karıcığım. Sen nasıl babasın ya? Ama kızım ben öyle mi yaptım? Ben nasıl bir babayım? Sana demiyorum babacığım. Sen nasıl bir dedesin ya? Ha, kendi topuma sıktım mal gibi. Sercan, sen bu çocuğu hiç mi sevmedin aşkım? Aşkım mı? Aa iyi ben namussuz, şerefsiz falan der diye düşünüyorum. Kızma dedem. Hafif konuşuyorsun. Biraz daha ağır konuşman gerekiyor. Bak hemen gevşedi. Amca sen ne olsun istiyorsun ya? Amcam haklı Sercan. Allah bilir aklınız neredeydi? Akılları neredeydi? Akılları neydi ben size anlatayım. Abi kalk 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 kalk. Oğlum, Sercan geç şöyle. Yenge gel böyle. Akılları neredeydi? Gel bakalım. Gel yenge. Gel. Gel. Gel yenge. Dünyanın bin bir türlü hali var. Belki çok üzücü bir haber aldılar. Hadi bakalım. Amca saçmalama. Bunun bir açıklaması olabilir mi ya? Olamaz mı Aslı? Olamaz mı ya? Evet, bu adamlar çocuğu unuttu. Kaybetti. Ama bir sorun bakalım. Bilerek mi kaybetti? Belli ki ortada bir şok var. Oğlum, İrfan ne anlatıyorsun lan?
Dur bir dakika abi. Ben senin hakkını yedirmem burada. Bir dakika ya. Ne oldu? Yani üzücü bir şey mi oldu parkta? Ha? Ya biz yengemden hiçbir şey saklayamıyoruz. Her şeyi anlıyor ya. Yo. Hiçbir şey anlamadım. He. Yenge, ben sana anlatıyorum her şeyi. Tamam. Bana odaklan. Oğlum sus lan, anlatma bir şey. Dinliyorum. Bir dakika abi, anlatacağım her şeyi. Yengeciğim bak. Gözlerini benim gözlerime dik. Diktim. Ve beni dinle. Ha. Abimin 150 bin lira parası vardı. Abim bu parayı Sercan'ın patronuna güvenerek koyuna yatırdı ve batırdı. Sercan da işsiz. Konuyu nereye bağlayacağım? Bağlayacağım demiştim, bir şey yapacaktım. Yenge, ben sehpanın üstünden bir şey aldım. Acaba ne aldım, sen gördün mü? Mücahit bu ne anlatıyor? Bırak şimdi Mücahit'i. Sehpanın üstünden ben az önce bir şey aldım. Ne aldım acaba? Mücahit bir açıklama bekliyorum. İrfan ne anlattı burada? Buraya odaklan yenge. Bak bakalım. Sehpanın üstünde ne var? Ben ne aldım acaba? Ne aldıysan aldın, al götüne sok İrfan. Ne anlatıyor? Allah belanı versin İrfan. Koskocaman bir vazo aldım. Ama sen bunu bilemedin. Biz sana kızdık mı? Kızmadık. Kızmayız da. Olayları hep birbirine karıştırıyorsun yenge. Birazcık olumlu taraflarından bak. Bugün pazar. Günlerden. Sercan doğru mu bu? Doğru, bugün pazar. Mücahit. Sen şimdi bizim bütün parayı kaybettin, öyle mi? Gördüğünüz gibi sehpanın üstünden aldığım vazodan kimse bahsetmiyor. Adeta bu aldığım vazo unutuldu. İrfan, çık git lan bu evden. Gidiyorum. Elimde bir vazo. Ve kimse demiyor ki sen o vazoyla nereye gidiyorsun? Bırak o vazoyu ve çık git dışarı. İrfan! Bırak vazoyu. Vazoyu bırakıyorum. Ve ben çıkıyorum. Görüşürüz abi. Sercan, seni boşamamam için bana bir şey söyle. Millet aç, aç. Aç bu millet. Mücahit, herhangi bir şey söyle bana. Özür dilerim karıcığım. Bu kadar mı? Millet aç. Sen şimdi özür diledin, oldu bitti öyle mi? Ha? Ne yapalım Aslı? Eve gelen haciz memurlarından da biz özür dileriz. Belki bizi affederler Aslı. Tabii ya, bileyim. Ya siz bu kadar mı kafayı parayla bozdunuz ha? Bu kadar mı siz bu çocuğu parkta unutacak kadar delirdiniz mi be? Ya nasıl bir babalık ya bu? Nasıl bir babalık bu? Kızım vallahi ben aslında kötü bir baba değilim yavrum. Babacığım sana demiyorum. Nasıl bir dedelik bu? Ha. Gerek kendi bacağıma. Ya tamam Aslı, büyütme. Bulundu işte çocuk, tamam mı ya? Büyütme mi? Ben mi büyütüyorum Sercan? Sercan, sen bizim çocuğumuzu kaybettin. Anladın mı? Sen ikimizin sorumluluğunda olan, o gün senin sorumluluğunda olan beraber yaptığımız çocuğumuzu terk ettin parkta. Anladın mı? Ve işsiz kaldın üstüne. Üstüne bu yetmezmiş gibi babamı da aldın, kendi girdabının içine çektin. Anlamıyor bak, boş bakıyor. Bak babam burada sabit, tamam mı Sercan? Duruyor, normal. Sen onu aldın, kendi pis girdabının içine çektin. Boş. Baba girdap ol. Girdap mı olur? Girdap ol baba. Babam, babamı girdap şeklinde Sercan pisliğine çektin. Ay çekti vallahi. Anladın mı? Ya baban koskoca kaç yaşında adam, ben nasıl kandırayım babanı ya? Sen kandırmadın mı lan beni? Sen dedin yatırım mı nereye? Lan yatırım yapayım dedim de sen demedin mi bizim patron koyunda çok iyi anlıyor. Oraya yatır dedin. Şerefsiz bu damat ya. Ha İrfan, bir sen eksiktin. Bravo abi, matematiğin çok kuvvetli. Eksikliğimi hemen fark ettin. Ne unuttun sen? Kalan 5000 liramız var ya, onu da yemesinler diye hemen çektim. Bilin bakalım o parayla ne yaptım? Ne yaptın? Beşiktaş maçında ilk yarıda 5 korner olur mu oynadın? Yaklaştın. Ne yaptın? İlk yarı 5 gol olur dedim, bastım bütün parayı.
Ulan tepi topu bir 5.000 liramız kalmıştı. Onu da gitti. Kumardan mı yedin lan? Ben seni öldüreceğim ya! Baba, ilk yarı 5 gol olmuş. Çok şükür. Allah'ıma şükür. Gel Aslı, çocuk açlıktan kurudu gel. Bunu konuşacağız. Konuşacağız. Hepinizle tek tek konuşacağız. Ulan yemin ediyorum var ya, doğduğun günden beri ilk defa hayırlı bir şey yaptın. Helal olsun. Dur dur, daha bitmedi. Daha bitmedi mi? Açsana şu başı. Ne oldu ki? Kazandığımız parayı, rakip takım ikinci yarı bir tane gol atacak dedim. Parayı katlayacağız şimdi. Adamlar 5 tane yemiş, nasıl atacaklar amca? Para hep atacak değiller ya. İkinci yarıda bir tane onlar atacak, bizim para da katlanacak. Lan ne gerek vardı öyle bir şey ya? 6 oldu. 7 oldu lan. Maç bitti. Rakip takım hiç ceza sahasına da gelemedi ha. Onlar var ya, gelseydi bir tane atardı, biz de katlardık. İrfan, seni öldüreceğim! İrfan! Vallahi seni öldüreceğim! Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Vay be. Cihan, Hilmi ve Fatma yazmış. Hilmi ve Fatma sizi zile alalım. Ve performansıyla Fatih tabii ki de zile alalım. Ya arkadaşlar ben bayağıdır hani geldiğimden beri çok skeç izledim ama hiç böyle bir gerçeküstü mizah yapılmadı bu sefer. Adamı vazoyla 10 dakika burada tirat attırdınız. Diyaloglar enteresandı. Çok yani hakikaten daha önce yaptığınız mizahın çok dışına çıktınız değil mi? Değişik şeyler oldu burada yani. Biz de eğlendik programda. Değil mi? Eğlendik. Hayır yani ara sıra mesela gece prova yaparken şey oldunuz mu yani Fatih mesela vazoyla etrafında ya da işte Gürhan etrafında girdap taklidi yaparken oğlum biz saçmalıyor muyuz acaba dediniz mi çünkü? Çok gülme krizine girdik ya. Ben evet. İlk defa oyunda gülmedim Fatih'e. Yani ben bütün provalarda güldüm. Ben dayanamadım. İnanılmazdı ya. Yani çok özenle yani bu kadar kısa sürede bu kadar özenle diyalog yazmak falan eski bir skecin yazımı mı bu yoksa yeni yazdınız? Abi diyaloglar özenle yazılmış. Özenle ezberini yapmışsınız ve mükemmel oynadınız hepiniz ya. Vallahi büyük bir alkış ekibe. Hakikaten çok güzeldi ya. Fatih'i böyle izlemek harika oldu. Gürhan'ı izlemek böyle harika oldu abi. Vallahi acayip zevkliydi ya. İzlemesi, oynaması süperdi vallahi. Böyle güzel skeç olunca çok güzel oluyor. On numara oluyor. Çok güzel. Evet. Çok güzeldi. Ya ne yapacağız ki? Artık çok güzeldi. Üstüne söyleyecek bir şey yok. Yazarlarımızı tebrik ediyoruz. Oyuncularımız da. Çok güzel hareketler devam ediyor alkışlarımızla.